Evet değerli arkadaşlar, hepiniz İstanbul Klinik Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Taşlar'ın Mesleğinden Hadis-i Şerifler okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi İnne Allahu melaikete yusallu alel nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seccaresiyle başlıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seccaresi 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip, annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Vehb bin Abdülmenaf'ın kızı Amine'dir. Peygamber Efendimiz onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Baba tarafından dedesi Abdülmuttalip bin Haşim, babaannesi ise Fatıma bin Tamer. Anne tarafından dedesi Vehb bin Abdülmenaf, anneannesi ise Berre bint Abdülüzzer. Doğum tarihi 20 Nisan 9 Rebiyül Evvel 571 veya 17 Haziran 12 Rebiyül Evvel 569 Pazartesi günü. Fil vakasından da 50-55 gün sonra Rebiyül Evvel ayında Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmiştir. Süt annesi ise Havazi kabilesinin Sad bin Bekir koluna mensup Halime bint Ebu Züeybe'dir. Süt babası ise Haris bin Abdülüzzer. Sud kardeşleri Abdullah Münise ve Şeyman'a değerli arkadaşlar. Allah hepsinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını makam-ı mahmuda ve vesile makamını yükseltsin. Bizleri de şefaatlerine nail etsin değerli arkadaşlar. Vesselamu alel mürselin ve selamu alel hulefer raşidin diyoruz ve dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 5. kitabımıza kalmıştık. Bu bölümümüzün konusu da namaz değerli arkadaşlar. 13 bölümden ve bir hatimden ibarettir burası. Birinci bölümde ise de namaz ve namaza devam etmek hakkındaki iki fasıldan ibaret. Birinci fasıl namazın farz oluşu ve fazileti değerli arkadaşlar. Kitab-ı Salat. Cenab-ı Allah ayet kerimesinde buyuruyor ki قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَاَقِمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَقَالَ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki değerli arkadaşlar, namazı gereğince kılın, muhakkak namaz müminlere belirli zamanlarda yapılması gereken bir farzdır. Nisa suresi ayet 103 değerli arkadaşlar, yine Allah-u Teala namaz kıl, zira namaz her türlü hayasızlıktan, fenalıktan korur buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar, Enkabit suresi ayet 45'te yer almakta. Bir önceki de Nisan suresi ayet 103'te değerli arkadaşlar. Hadis-i şeriflere gelince de 311 numaralı hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle فُرِدَّتْ عَلَى نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ الْأَثْرِيَ بِهِ صَلَوَاتُ خَمْسِينَ سُمَّ نُقِسَّتْ حَتَّى جُعِلَّتْ خَمْسًا سُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِي الْخَمْسَةِ خَمْسِ خَمْسِينَ رَوِهُ الْخَمْسَةُ İlla Ebu Davud. Enes radıyallahu anh demiştir ki değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yalvarması üzerine azaltılarak 5'e indirildi. Bundan sonra Allah tarafından şöyle bir ses geldi. Ey Muhammed, ben de söz ve hüküm asla değiştirilmez. Size farz olan namaz 5 vakittir. Ve bu 5 vakit namaz karşılığında sana 50 vakit namaz sevabı vardır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar, Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 312 nolu hadis-i şerifte de Anna Talha binne Ubeydullah radiyallahu anh radiyallahu anhu يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سير راسه يسمع داوي صوته ولا يفقه
ma yaqulu hatta dana fe iza huwa yasalu an al-islam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khams salawat fi al-yawm al-yawm wa al-laylati qala hal aliya ghayruha qala la ilaha an tatawaa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا إله أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة قال هل علي غيرها قال لا إله أن تطوع قال فادبر رجول وهو يقول والله لا أزيد هل هذا ولا أن أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق الرويح الخمسة إلا الترمذي. ذلك الشهر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه diyor ki Necid ahalisinden saçları dağınık, sesinin gürültüsünü işitip ne dediği yanımıza gelinceye kadar anlaşılmayan bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir de baktık ki İslam nedir diye soruyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gecede 24 saatte 5 vakit namazdır buyurdu. Adam beşten fazla bir şey yok mu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, nafile kılmak istersen başka. Farz, fakat farz olarak yalnız beştir buyurdu. Ve kendisine Ramazan orucunu anlattı. Adam bundan başka oruç var mıdır dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktur buyurdu ve kendisine zekatı anlattı. Adam söylediğin miktardan fazlası var mı diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile olarak vermek istersen başka. Fakat farz olarak anlattığım kadardır dedi. Ravi bundan sonra adam vallahi ne fazla ne de bundan noksan yaparım diyerek dönüp gitti dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğru konuşuyorsa kurtuluşa erdi buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'de aranmakta. 313 numaralı hadis-i şerifte de Abdullah bin Senaci radıyallahu anh kâle zâme Ebu Muhammedin enel vitre vacibun ve kâle ubâdetü bunu سامت كذب أبو محمد أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فتردهن الله عز وجل من أحسن وضوهن وصلاهن لوقتهن وأتام ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذابه رواه أبو داود والنسائي. قال كذا شاف عبد الله بن السنابيه رضي الله عنه تندمج تركي أبو محمد Ravi'nin arkadaşlık ettiği Ansar'dan bir sahabidir. Yanlış olarak vitir namazının farz olduğunu zannetti de bunun üzerine Ubade bin Samit, Ebu Muhammed'in yanlışı var. Şehadet ederim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın farz kıldığı namazlar beştir dediğini işittim. Kim bu namazları, abdestlerini, sünnetlerini yerine getirerek noksansız alır ve onları vaktinde kılarak rükû ve huşularını tam olarak yerine getirirse Allah'ın o kimseyi mağfiret edeceğine dair vaadi vardır.
Bunu yapmayan kimseye Allah'ın hiçbir vaadi yoktur. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da ve Nesai'de yer almakta. 314 numaralı hadis-i şerifte ne? An Ebi Katade radıyallahu anh. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu azza ve cel inni fataradtu ala an amtika khamsa salavati وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن فدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولا فلا أحدها له عندي راويه أبو داود دار لك الشعر أبو قتادة رضي الله عنه Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Muhakkak ben ümmetim üzerine 5 vakit namaz farz kıldım. Vakitlerinde bunları kılmaya devam edip gelen kimseyi de cennete koyacağımı ahdettim. Namazlarına devam etmeyen kimseye ise hiçbir ahdim yoktur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da yer almakta değerli arkadaşlar. 315 numaralı hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle raytum lev enne naharan bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi şey'in kâlu la yabqa من درانه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا راويه الخمسة إلا أبو داود Değerli arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Anlatın bana kapısı önünde bir nehir geçip de günde 5 defa o nehirde yıkanan kişinin üstünde kir kalır mı? Hayır, asla kalmaz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namazın misali budur. Allah bu namazlar yüzünden bütün günahları siler, yok eder buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar. Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 316 numaralı hadis-i şerifte de ve anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle yeteakabûne fiyekum melâiketun billeyli ve melâiketu bilnehâri ve yehtemi'ûne fissallâtil fecri ve sallâtil asri sümme ya'rucu lezîne bâtu fiyekum فَيَسَلُوهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمَ عِبَادِيَا فَيَقُولُنَا تَرَكْنَاهُمَا وَهُمْ يُسَلُّونَ وَآتَيْنَهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ رَاوِحُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِي Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizi gece bir grup, gündüz de başka bir grup melekler kontrol etmektedirler. Bu iki grup sabah namazı ile ikindi namazında birbirleriyle birleşirler. Sabah namazı ve ikindi namazında birbirleriyle birleşirler. Sonra sizinle kalmış olan bu melekler Allah'ın huzuruna vardıklarında Allah-u Teala onlara kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da namaz kılarken kendilerine gittik, yine namaz kılarken onları bıraktık. Karşılığını verirler. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari, Müslim ve Nesai'de yer almakta. 317 o hadis-i şerifte de ve anhu ennebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle salavatul khamsu khamsa vel cumu'atu illel cumu'ati keferatun lima beynehunne ما لما تغشل
Kebairu Ravihul Müslim ve Tirmizi'yü. Değerli arkadaşlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 5 vakit namaz ve 2 cuma namazı kendi aralarındaki zaman içinde kebairden başka yapılmış olan günahlara kefaret olurlar. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. 318 numaralı hadis-i şerifte de Amr bin Sa'id قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بالطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها والركوعها إلا كانت كفرة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. أمير بن سعيد رضي الله عنه demiştir ki Osman رضي الله عنه'ın yanında bulunuyordu. Abdest almak için su istetti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim dedi. Hiçbir Müslüman yoktur ki namaz vakti gelince abdestini güzelce alıp rükû ve huşûnu tam manasıyla yerine getirerek namazını kılsın da bu namaz kebairden olmayan geçmiş günahlarına kefaret olmasın. Ve bu kefaret hadisesi ömür boyunca devam edip gider. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta. 319 hadis-i şerifte de Ali ibn Mes'ud radıyallahu anh ana raculan asaba min imrati qabla fa'at an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem fa akhbarahu fa anzal Allah aqimus salata tarafayn naharan وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَةِ يُزْهِبْنَ سَيَّاتِ فَقَالَ رَجُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلِيَ هَذَا قَالَ لِجَمِيعِهِ وَأُمَّتِ كُلَّهِ İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten adamın biri helali olmayan bir kadını öptükten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip hadiseyi anlatarak suçunu itiraf etti. Bunun üzerine Allah-u Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin de bir kısmında namaz kıl. Şüphesiz iyilikler günahları giderir. Mealindeki ayeti inzal etti. Hud suresi ayet 114. Adam da ey Allah'ın Resulü, bu benim için mi? Diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yalnız senin için değil, bütün ümmetim için buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. 320 nolu hadis-i şerifte de ve anhu kâle se'entu nebi sallallahu aleyhi ve sellem eyyul amelil ahabbu illallahi kâle صلاته على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثاني بهن لوي لست تزدته لزداني راويهما أربعة yine İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz karşılığında bulundu. Sonra hangisi dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebeveyne iyi muamele etmek cevabını verdi. Sonra hangisi sorusuna da Allah yolunda cihat buyurdu. İbn-i Mesud bu kadar söyledi,
Çünkü kendisine bu kadar sorulmuştu. Daha sorsaydım daha da söyleyecekti dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. 321 numaralı hadis-i şerifte de an Huzeyfe radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle fitnetu er-reculu fi ehlihi ve malihi ve veledihi ve carihi tukefferuha salatu ve savnu ve sadakatu وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ رَاوِهُ الشَّيْخَانُ وَالتِّرْمِزِيُّ Huzeyfe radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanın ailesi, malı, evladı ve komşusu ile ilgili zulmünden ibaret olan suçunu namaz, oruç, sadaka ve iyiyi emredip kötülükten nehyetmek gibi güzel amelleri giderir. Suçuna kefaret olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. 322 numaralı hadis-i şerifte de An Sevben radiyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle aleykel bi kesreti سجود الله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجات وحتى عنك بها خاطية راوح مسلم والترمذي سوبان رضي الله عنه تندر لك دشار پیغمبر صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu: Allah'ın huzurunda çok çok secde et. Çok çok namaz kıl. Çünkü Allah her secde sebebiyle bir defa dereceni yükseltir ve suçlarından birini affeder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim, Tirmizi'de yer almakta. 323 dolu hadis-i şerifte de Rabi'ata bin Ka'b el-Eslami radıyallahu anh kâle كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحجاته فقال لي سأل فقلت أسألك يا مرافقاتك يا في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأغني على نفسك بكثرة سجود الرابعه الخمسة إلا البخاري. Rabia bin Kâb el-Eslami radıyallahu anh'ten demiştir ki, geceleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunurdum. Ona abdest almak için su ve diğer ihtiyaçlarını sağlardım da bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dile istediğini iste buyurdu. Cennette arkadaşlığını dilerim dedi. Bundan başka bir şey istiyor musun diye sordu. İstediğim bundan ibarettir. Karşılığını verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çok secde etmek yani namaz kılmak suretiyle kendinden kötülükleri uzaklaştırıp hayrı celbetmeye çalışmak suretiyle bana yardımda bulun dedi. Yani cennette sana arkadaşlık yapabilmem için gereken iyi amelleri ve bunların da en değerlisi olan namazları çok çok kıl ki buna layık olasın. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Müslim ve bu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 324 olan hadis-i şerifte de an Ebi Umame radıyallahu anh kâle semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yektibu fi haccatil veda'i فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا الشهر شهركم وأدوا زكاة أموالكم وآتعوا ذا أمركم تدخل الجنات ربكم. Ebu Umame radıyallahu anh'ten şöyle demiştir:
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında hutbe okurken işittim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz. 5 vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Devlet büyüklerine itaat ediniz. Bütün bunları yaparsanız Rabbinizin cennetine girersiniz buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. 325 nolu hadis-i şerifte de وَعَنْهُ عَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدِ شَيْءٍ اَفْدَلَ مِنَّا رَكْعَتَيْنِ يُصَلَّيْهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَا يُزَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَمَّ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَا رَوِيحُمَا تِرْمِزِي يَغْنِي الْقُرْآنَ يَغْنِي Ebu Umeme radıyallahu anh'tan değerli arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah hiçbir kula kıldığı iki rekattan daha değerli bir ibadet emretmedi ve kılan kişinin üstüne namaz kıldığı müddetçe Allah'ın ihsanı yağar. Kulların kendisiyle Allah'a yanaştığı en değerli işi de Kur'an okumaktır. Kulların kendisiyle Allah'a yanaştığı en değerli işi de Kur'an okumaktır. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. Değerli arkadaşlar ikinci faslımızda da namazı devamlı kılmak. Evet, Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah-u Teala şöyle buyurdu: Namazlar ve bilhassa vusta, yani ikindi namazını devamlı olarak kılınız. Bütün gönlünüzle Allah için namaza durunuz. Bu Bakara suresi ayet 238. 323 nolu hadis-i şerif, 326 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Abbas radıyallahu anh ve annebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle etâni ya Rabbi fi ahzeni suretin ve kâle ya Muhammedu فقلت لبيك رب سعد سعد سعديك قال فيما يختسم يختسم المال الملاو الملاو الأعلى قلت ربي لا أدري فوداع يداه بين كاتفي فوجدت بردها بين يدي فعلمت ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد قلت لا لبيك رب وسعديك قال فيما يختسم الملاو الأعلى قلت في دراجتي والكفارة وفي تقل في تقل أقدام إلا الجماعة وإسباغ الودو ودوي في المكر في المك في المك روح مكروهة وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحفز عليهن عشاء بغير ومات بخير ومات بخير بخير ومات بخير وما كان من دونه كيوم ولدته وأمه رابح الترمذي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.